Merhaba sevgili gençler. AYT e deneme serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Çözdüğüm bu deneme ile tekrar yapan arkadaşlarımıza destek, soru üzerinden konuyu öğrenecek arkadaşlarımıza ise kolaylıklar diliyorum. Deneme sırasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videomu mutlaka sonuna kadar izleyin. Deneme sonucunuzu yorumlardan yazarsanız rakiplerinizle kendinizi kıyaslamış olursunuz. Şimdi gelin denememizi yapmaya başlayalım. Ökaryot bir hücrede genetik materyalin organizasyonu aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğru olamaz diyor. Hemen yazalım. K ile gösterilen şekil nedir? Bir kromozom şeklidir. Evet. M ile gösterilen yer ise bu kardeş kromatitlerden birisidir. R ile gösterilen yer histon proteinidir. Z ile gösterilen yer bir gen parçasıdır. N ile gösterilen yerde bu gen parçası içerisinde bulunan nükleotitlerdir diyebiliriz. Başka da söylemediğim bir şey kalmadı sanırım. O zaman N tüm canlıların genetik materyalinde dört farklı çeşidi bulunan nükleotitlerdir diyor. Mesela bu adenin, timin, guanin, sitozin şeklindedir. O nedenle doğrudur. E, Z bir çeşit proteinin sentezini emir veren geni göstermektedir. Evet doğrudur. R histon proteini olup tüm canlı hücrelerde ribozomda sentezlenir diyor. Arkadaşlar histon proteini prokaryot canlılarda bulunan bir şey olmadığı için cevabımız bu oluyor. M kromatin iplik olup hücrede Bölünmeye başladığında kısalıp kalınlaşarak belirgin hale gelir. Ee, şekilde ben biraz önce kromatin e, şey demiştim kardeş kromatit demiştim tekini gösterdiği için. Ancak kromatin iplik olup yani içerisindeki bir iplik parçasını gösteriyordu olabilir. Şekil tam anlamıyla ifade edilmemiş olduğu için bunu kabul ediyoruz. K nükleoprotein yapıdaki kromozomdur. Evet doğrudur. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Bira mayası mantarları oksijen varlığında oksijenli solunum yaparken oksijen yetersizliğinde ise etil alkol fermantasyonu yapar. Buna göre Eşit miktarda glikoz çözeltisi, maya mantarı, su ve un kullanılarak yoğrulan hamurlar hangi seçenekte verilen koşullarda en hızlı şekilde mayalanır? Şimdi hamurları biz mayalarken arkadaşlar oksijensiz bir ortamı tercih ederiz ve birazcık e, sıcaklığı iyi bir derece olsun isteriz. O nedenle açık kapta açık kapta olmayacak kapalı bir kap olacak ve sıcaklığı Dengeli bir derece olacak yani optimum değer olacak 70 çok sıcak olduğu için enzimlerin yapısı bozulur 10 santigrat derecede biraz soğuk gelir 35 santigrat derece iyidir zaten siz şunu görmüşsünüzdür anneniz belki evde e, börek poğaça vesaire bir şey yaparken yaptığı hamurun üzerini örter ve birazcık daha böyle sofra mendiliyle falan sarar. Bunun sebebi de sıcaklığı biraz daha artırmak içindir. Bu nedenle cevabımızın A olduğunu da güncel olarak anlatmış oldum. Mitokondri ve kloroplasta elektron taşıma sistemi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olmaz? ETS mitokondride kristada Kloroplastta ise tilakoid zarda bulunur. Hemen burada zaten bunu görüyoruz ve aynı zamanda tilakoid şey krista dediğimiz yapılarda şu kıvrımlı olan yapılardır. Onu da zaten ok ile göstermiş. O nedenle doğrudur. Bir olanları hemen eledik. Hidrojenlerin mitokondri ve kloroplast organellerinden sitoplazmaya pompalanmasında ETS görev alır diyor. ETS dediğimiz olan bir elektron taşıma sistemidir. Burada hidrojenlerin yani protonların taşınması yoğun yoğunluğun düşük olduğu yerden yüksek olduğu yere doğru. Yani yoğunluk farkına göre taşınır. O nedenle bu doğru olmaz. ATP sentezi mitokondrinin matriksinde kloroplastın stroma sıvısında gerçekleşir diyor. Evet bu da doğrudur. Bize ulaşılamazı doğru olamazı sorduğu için cevabımızın B olarak işaretliyoruz. Epidermisten farklılaşan yapılardan biri olan hidatotlar ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi epidermisin farklılaşması ile oluşmuş yapılar stoma, tüy, emergens ve hidatot adını verdiğimiz yapılardır arkadaşlar. Şimdi Yaprak uçlarında ve kenarlarında bu yapılar, hidatodlar bulunur ve terlemeyi sağlar. O zaman bir olmayanları eledik. Kısilem ile yapraklara taşınan su miktarının terleme ile kaybedilen su miktarına fazla olduğu durumlarda fazla suyu damlama şeklinde yani gutasyon ile atar. Bu da direkt tanımıdır arkadaşlar. Havanın neminin fazla olduğu bölgelerde yaşayan bitkilerde daha fazla bulunur. Ya da geceleri terlemenin olmadığı durumlarda da bu fazla miktar bulunur Su ile birlikte tuz ve mineral de atılır. Bu da önemlidir. Stoma'dan farklı olan e, özelliktir. Bu karşımıza çok fazla çıkar. Cevabımız hidatotla ilgili doğru olan şıklar 1, 2, 3, 4 olduğu için E'yi işaretlemiş oluyoruz. Çift çenekli bir bitkide meyve oluşumu ve meyvenin görevleri ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çiçek döllenmese de meyveye dönüşür. Şimdi arkadaşlar, tohum taslağı tohuma dönüşürken yumurtalık da tohum ya da tohumları kuşatan meyveye dönüşür. Yani döllenme olmadan bunun olması olamaz. O nedenle cevabımız A. Yine de diğerlerine bakalım. Yumurtalığın gelişip farklılaşmasıyla oluşur. Evet. Tohumların korunmasını sağlar, bir kapsül gibi sarar. E, hayvanlar için besin kaynağıdır. Görünümü, rengi ve tadı sayesinde tohumların yayılmasını böcekler tarafından e, ya da kuşlar tarafından ya da diğer uçan canlılar tarafından yayılmasını kolaylaştırır. Yanlış olan cevabımız ise A seçeneği olmuş oluyor. Bir bitki türü ile yapılan deneyler ve sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi kritik gece uzunluğu fazlaysa çiçeklenme var. Kritik gece uzunluğuna bir ışık veriliyorsa, kırmızı bir ışık veriliyorsa çiçeklenme yok. Daha sonra kırmızı ışıktan sonra uzak kırmızı ışık uygulaması verildiğinde çiçeklenme var. E, kırmızı, uzak kırmızı ve kırmızı verildiğinde çiçeklenme yok kırmızı, uzak kırmızı, kırmızı ve uzak kırmızı verilerine çiçeklenme var. O zaman ben buraya şunu not almak istiyorum. Çok önemli. Kırmızı bir ışık verildikten sonra arkadaşlar uzak bir yani şöyle yazayım. R verildikten sonra FR verilirse bu kırmızı ışığın etkisini ortadan kaldırır ve çiçeklenmenin olmasına sebep olur. Çok önemli tamam mı? Çiçeklenmenin olmasına sebep olur. Şimdi o zaman buna göre deneyde kullanılan bitki kısa gün bitkisidir. Çünkü gündüz kısa gündüzün mesafesi kısa geceninki fazladır. O nedenle bu yorumu yapabiliriz. Bir olmayanları hemen eleyelim. Kritik gece uzunluğunun farklı uygulamalar ile bölünmesi kısa gün bitkisinin çiçeklenmesini daimi engeller diyor arkadaşlar. Hayır arada biz kırmızı ve. Ee, uzak kırmızı verirsek çiçeklenmenin olduğunu görebiliyoruz. O nedenle iki yanlış. Kırmızı ve uzak kırmızı ışığın ardışık ve eş sayıda uygulanması kısa gün bitkisinin çiçek açmasına engel olmayabilir. Direktman benim şurada yazdığım açıklamaya uygun olduğu için cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. Bir bitki hücresinde sentezlenen doğrusal yapılı B proteinin Peptit bağı sayısı ve amino asit çeşidi sayısı biliniyor ise hangileri kesin olarak belirlenir? Şimdi bakalım. Sentezi sırasında görev yapan mRNA'daki kodon çeşidi sayısı. Şimdi ben amino asit çeşidi sayısını biliyorum, peptit bağı sayısını biliyorum. Her kodon bir amino asit şifrelediğine göre kodon sayısını biliriz ama çeşidini bilemeyiz arkadaşlar. Yani kesin olarak bilemeyiz. O yüzden biri eledim. Sentezi emir veren gen bölgesindeki nükleotit sayısını bilebiliriz. Çünkü peptit bağı sayısını biliyoruz. Sentezi sırasında kullanılan tRNA molekülü sayısını da biliriz. Çünkü bir tRNA bir amino asit taşır. O nedenle bunu da bilebiliriz. Cevabımız 2 ve 3 olmuş oluyor. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insana ait nefronun bazı kısımları gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğru olamaz diyor. Şimdi 1 ile gösterilen yeri yazalım. Burası proksimal tüptür. Geri emilimin en çok gerçekleştiği yerdir. Henle kulbunun inen koludur burası. Henle kulbu inen kolu diyeyim. Buraya da çıkan kolu olarak göstereyim. 4 ile gösterdiğimiz yer ise distal tüp olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım glikoz ve aminoasit asit emilimi bir numaralı kısımda tamamlandığından 2, 3, 4 numaralı kısımlarda bu moleküllere rastlanmaz. Çünkü proksimal tüpte glikoz ve amino asit gibi organik monomerlerin %100 emilimi tamamlanır. Bu doğrudur. Bir olanları hemen eledik. 2 numaralı kısımda su emilimi tamamlanır diyor. Hayır su emilimi tamamlanmaz. Su idrar toplama kanalında geri emilimi tamamlanan bir şeydir. O yüzden bu yanlıştır. Doğru olmaz. Tuz emilimi 3 numaralı kısmın başlangıcında pasif ilerleyen kısmı aktif taşıma ile gerçekleşir evet doğrudur 4 numaralı kısımda emilim adh ve aldosteron etkisi ile düzenlenir diyor şimdi distal tüpteki su emilimi adh ile olur tuz emilimi aldosteron ile denetlenir bu nedenle bu da doğru olduğu için cevabımız yalnız 2 olarak karşımıza çıkıyor Tarım alanlarında ürünlere zarar veren böceklerle mücadelede kullanılan pestisitlere karşı bu böceklerde zamanla oluşan direnç gelişimi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şimdi bir ortama pestisit uygulanan tarım zararlısı böcekler konuyor. E, pestisitlere dirençli gene sahip böcekler ve dirençli olmayan böcekler var. Dirençli olan böcekler hayatta kalırken, dirensiz olanlar ölüyor ve aynı zamanda dirençli olan böcekler çoğalmaya devam ediyor. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Bu böcek türündeki bireylerin pestisit direncine sahip olması ve olmaması bir değişimdir yani bir varyasyondur doğrudur. Pestisit direncine sahip olan böceklerin pestisit uygulanması sonrası ölmeyip hayatta kalması bir seçilimdir. Evet kendini o ortama adapte ettiği için Doğal seçilim olarak karşımıza çıkıyor. Pestisit direncine sahip olan böceklerin çoğalması ile oluşan yeni nesil böceklerde pestisit direncinin ortaya çıkması özelliğin kalıtsal olduğunu gösterir diyebiliriz. Çünkü ona dirençli olan böcekler hayatta kalabileceği için bu artık kalıtsal olarak devam edebilir. Bu nedenle cevabımız 1 2 3 olmuş oluyor. Aşağıdaki grafikte otçul beslenen memeli bir hayvan popülasyonunun birey sayısının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Hadi bakalım şimdi. Bu popülasyon J tipi büyüme eğrisini göstermektedir. Evet, doğrudur. T0 T1 zaman aralığında popülasyondaki bireyler için kaynaklar yeterlidir ki burada birey sayısı artışı gözlenmiş. T1 T2 zaman aralığındaki değişime bu popülasyonun avcısı olarak beslenen türdeki toplu ölümlerin artması neden olmuştur diyor. Şimdi burada birey sayısında bir azalma var, değil mi? Bu azalmanın olmasının sebebi bir önceki aşamadaki birey sayısının fazlalığıdır. Yani buradaki avcısıyla bir alakası yoktur arkadaşlar. O nedenle cevabımız yalnız 3 olmuş oluyor. Sağlıklı bir insanda dolaşım sisteminde görev yapan damarlar ve içerikleri ile ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisindeki kıyaslama yanlıştır diyor. Oksijen derişimi bakımından böbrek atar damarı toplar damarından fazladır. Zaten atardamar toplardamardan toplar damardan fazla oksijen içerir. Üre derişimini kıyaslayacak olursak karaciğer atar damarındaki üre miktarı böbrek atar küçüktür diyor. Şimdi hemen şöyle düşünelim karaciğer atardamarında karaciğere kan getiren olduğu için burada amonyak fazladır. Ee, karaciğer toplar damarında üre fazladır. Böbrek atardamarına damarına buradan sonra gelir. O zaman böbrek böbrek atardamarını üre fazladır olacak arkadaşlar. Bu nedenle karaciğer atardamarı ve böbrek atardamarını üre derişimi bakımından kıyaslayamıyoruz biz. Çünkü birisinde amonyak var, diğerinde üre var. O nedenle kıyaslama yanlış oluyor. Glikoz derişimine bakacak olursak karaciğer toplar damarı, karaciğer atardamarı şeklinde. Glikoz derişimi karaciğer toplar damarında, karaciğer atardamarına göre fazladır. Çünkü kapı toplar damarı ile karaciğere kan gelir ve buradan sonra glikozlu besinler karaciğer toplar damarına iletilmiş olur. Oksihemoglobin miktarı akciğer toplar damarında daha fazladır akciğer atarına göre çünkü akciğer toplar damarına temiz kan bulunur. Kan pH'i bakımından akciğer atar damarı akciğer toplar damarına oranla daha düşüktür diyor kanın pH'ı. Çünkü şuradan bilmemiz gerekiyor. Akciğer toplar damarında temiz kan var. Akciğer atar damarında ise kirli kan var. Yani karbondioksit bakımından kirli kan var. Peki karbondioksitin olması asitliği artırır. Yani pH'i azaltır. O nedenle bu da doğru olduğu için ve bize kıyaslamanın yanlış olduğunu sorduğu için böbrek atar damarında üre vardır. Karaciğerde amonyak olduğu için bu kıyaslama yanlış olduğundan dolayı cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Safra kesesindeki safra sıvısının duodenum'a taşınmasını sağlayan koledok kanalı tıkalı olan bir birey ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Şurada bir karaciğer var. Karaciğerin yanında safra kesesi var ve buradan sonra hemen şuraya şu şekilde bir kanal sistemi yapalım. Şurada da pankreas olmuş olsun. Şurası da ince bağırsağın ilk kısmı olmuş olsun. Şimdi şuradaki kanalın adına biz ne diyoruz? Koledok kanalı diyoruz. Tamam mı? Şurası safra kesesinin olduğu yerde. Burası tıkalı ise safra sıvısı donuma geçemez. Bu nedenle yağların mekanik sindiriminde sıkıntı yaşanır. Yani yağların kimyasal sindirimi tamamen durur diyemeyiz arkadaşlar, değil mi? O nedenle bir yanlıştır. Bağırsak pH'ının düşmesine bağlı olarak bazı enfeksiyonlar gelişebilir. Evet, gelişebilir. Çünkü bunun içerisinde e, mekanik sindirimi sağlayacak eleman olduğu için pH'in de dengelenmiş olur. Birim zamanda lenf kılcallarına geçen şilomikron miktarı artar diyor. Azalır olmalıydı çünkü yağlar hidrolizi tam olamayacağı için yağların hidrolizi tam olamayacağı için yağların içerisindeki yağ asidi ve gliserolden oluşan polimer yapılı olan moleküle şilomikron adını veriyoruz. O nedenle yağların mekanik sindiriminde sorun olacağı için ve yağların sindiriminde genel manada azalma olacağı için şilomikron miktarı da azalır olmalıydı. 3 de yanlış olduğu için cevabımız yalnız 2 olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir bireyin iç kulağındaki salyangozda bulunan kanallar gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? diyor. Şimdi bakacak olursak, üstten alta doğru kanalları sıralayacak olursak, üstten alta doğru vakit şeklinde sıralıyoruz arkadaşlar. Yani vakit olarak kodladığımız bu sıralamayla. Vestibüler kanal o zaman ne oluyor? X ile gösterdiğimiz yer oluyor. Y ile gösterdiğimiz yer kohlear kanal olmuş oluyor. Y diyelim. Timpanik kanal dediğimiz yer ise Z ile gösterdiğimiz yer oluyor. Vestibüler kanal ve timpanik kanalda perilenf sıvısı bulunurken Hemen yazalım. Kohler kanalda endolaf sıvısının olduğunu da hatırlatalım. Şimdi buradaki bilgilerimize bakarak sorumuzu çözelim. X ve Z kanallarında perilenf, Y kanalında ise endolenf sıvısı bulunur diyor. Zaten burada bahsetmiştik. O nedenle bu doğru olmuş oldu. X vestibüler kanal, Y Kohler kanal, T Z ise timpanik kanaldır diyor. Evet doğrudur. Sese karşı duyarlı ko reseptörlerin bulunduğu korti organı Y kanalının tabanındaki temel zar üzerinde yer alır diyor. Yani burada korti organı kohlear kanalın altında bulunan yapıdır. O nedenle bu da doğru olduğu için cevabımız 1-2-3 olarak karşımıza çıkıyor.